6 Şubat'tan beri, depremin ilk gününden beri 9 Eylül Üniversitesi olarak AFAD'la birlikte araziye geldik. O günden beri de çalışıyoruz. Özellikle bizim işte jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisliği hocaları arazide sürekli veri topluyorlar 9 Eylül Üniversitesi olarak. Tabii ilk günden itibaren yaptığımız gözlemlerde yaklaşık 450 kilometre boyunca fay hatlarını inceledik. Ve bu her iki depremde de, her üç depremde de diyelim, 7 tane fay parçasının kırıldığını tespit etmiş durumdayız. İlk depremde Narlı Fayı adı verilen bir fayla birlikte kırılmalar gerçekleşiyor ve işte Amanos, Pazarcık ve Erkenek gibi segmentler kırılıyor o 7.7 büyüklüğündeki depremde. 9 saat sonra da daha kuzeyde Çardak ve Doğanşehir fayları birlikte çalışarak 7.6 büyüklüğündeki depremi üretiyor. Daha sonra 20 Şubat'ta da 6.4 büyüklüğünde bir depremle yine Antakya fayı çalışmış oldu. Tabii bu depremler, yani dünya ölçeğinde düşündüğümüzde 7 tane fayın 15 gün içinde çalışması dünyada pek gözlenen bir durum değil, belki de ilk olabilir. Bu anlamda işte tarihsel dönem depremlerine baktığımız zaman da aslında son 500 yıldaki en büyük deprem olduğunu söyleyebiliyoruz.